Ahmet Şahbaz taç atışını kullandı Bünyamin'e doğru. Bünyamin faul beklentisi vardı. Yine top 12 Şubat sporları futbolcuları da kaldı. Top tekrar Bünyamin'de. Bünyamin ortalana dönmek istedi. Sivecekli oyuncu araya girmek istiyor. Sol kanttan gelmek istiyor 12 Şubat. Yine bir faul beklentisi. Hakem yine devam dedi. 12 Şubat sporun faul beklentisi. Pasını aktarmak istedi ama çok tehlikeli yerde kaptırdı topu. Şimdi Siverek tehlikeli gelmek istiyor. Yapılan ara pası kalecimiz. Ama kalecimiz de tereddütte kaldı. Siverekli oyuncu da tereddütte kaldı. 12 Şubat sporlu oyuncularının presi vardı. Topu kaptı. Şu an Serdar Deliktaş. Serdar Deliktaş sol tarafta bir boşluk. Bakalım görecek mi? Yapılan kaleye yapılan şut. Kaleci Mehmet Akif Alıcı. Korner atışını kullandı. Bünyamin'in kafa vuruşu. Kaleci yine dikkatli. Kenan uzun gönderdi. Bünyamin hava topuna çıktı. Siverekli oyuncudan sekti top. Şimdi Serdar Deliktaş ayağının dışıyla Bünyamin'e göndermek istedi. Sağ kanattan gelecek şimdi Yusuf. Şu anda ismini öğrenebildiğim tek isim diyebilirim. Çünkü hep soy isimleri yazıyor. Esame listesiyle ilgili yaşadığımız problem dolayısıyla da şu an içeri doğru gönderilen güzel bir pastı. Top bir türlü yere inmedi. Şu anda yere indi. Siverekli oyuncu topun kontrolünü sağladı. İlk rakibini geçmek üzere geçti. Şimdi yaptı ortasını. Yine kafayla doldurulan top. Kalecimiz çıktı. Topun kontrolünü evet sağladı. Siverek çok tehlikeli geldi bu dakikada. Bir kafa yaralanması olduğunu işaret ediyor. Maçın hakemi oyun durdu şu anda. Sağlık ekiplerinin oyun alanına gelmesini işaret ediyor. Orta alanda yine Güneş'in azizliğine uğradı 12 Şubat sporlu savunma oyuncusu. Top Siverekli oyuncularda kaldı. Orta alanda Yusuf. Yusuf'un ver kaçı. Siverek tehlikeli geliyor. Siverek için gol fırsatı. Yapılan orta Ali'nin göğüs pası. Çok soğukkanlı. Yusuf kendi ekseninde döndü. Sol kanattan gelmek istiyor şimdi Siverek. Ama Yusuf'un faul beklentisi vardı. Yine sarı kart de kalıyor top. Çizgide yine bir top kapma mücadelesi. Taç atışı işaret ediyor yan hakem. Siverekli oyuncu hızlı kullandı topu. Sağ kanattan gelmek istiyor ama hakemin kalkan bayrağı söz konusu ve offside. Tabii Güneş var. İki oyuncu da Ahmet Şahbaz. Alperen topu uzaklaştıramadı. Şimdi tehlikeli bir top. Kalecimiz çıktı ve topun kontrolünü sağladı. Siverek hep aynı şekilde gelmeye çalışıyor 12 Şubat Spor ceza sahası içine. Ara pasları, doldurulan toplar, yandan ortalar. Siverek iyi bir mücadele örneği gösterdi. Tabii 12 Şubat Spor da kaliteli bir kadroya sahip, deneyimli bir kadroya sahip. Sahibi oluyor Hakan, sol taraftan geliyor, tehlikeli gelmek istiyor 12 Şubat. Sağına çekti, yaptı ortasını Bünyamin'e gelmeden önce Serdar'a. Hakan'da kaldı top. Hakan Bünyamin'e. Bünyamin sert bir şut. Çok. Çekme olduğunu işaret ediyor maçın hakemi. İki oyuncu da birbirinden özür diledi. Az önce oyuna giren Bahtiyar sarı kart. Ferhat Çoban galiba yanlış görmediysem. Ahmet Şahbaz. Kırmızı kartla cezalandırılıyor ve 12 Şubat Spor. Amatör müsün diyeceğiz, amatörsün ya. Kalarda rakibin gelmesine daha çok müsaade ediyor 12 Şubat. Üçüncü bölgede daha çok görünen takım Siverek Belediyespor'lu oyuncu Hakan.
yaptı ortasını Hakan. Savunma araya girdi. Top direkten. Tabii şu anda sahada 10 kişi 12 Şubat. Mücadelenin tamamlanmasına son normal sürede son 20 dakika içine girdik. Siverek dalga dalga geliyor ama bir de öyle bir şey var. 13 Şubat savunması dikkatli mi? Kaptırılan yine bir top, alakasız bir top. Yusuf'un sert şutu, kalecimiz Kenan harika kurtardı. Hiç olmayan pozisyonu. Siverek Belediyespor'lu pası çok kötüydü. Hızlı aktarabilse 13 Şubat için kontratak olabilirdi. Top Yusuf'a geldi tekrar. Yusuf ortasını yaptı. Mehmet Akif yine kafayla uzaklaştırmak istedi topu. Şimdi Berat. Sol tarafa açılan top. Yine bir şut. Kaleci inanılmaz kurtardı topu. Bu dakikalarda Siverek sağlı sollu gelmek istedi. Siverek savunması da şimdi Siverek atağına dönüşmek üzereydi ki Ali Özdiller top kornere çıkmadan uzaklaştırdı topu. Taç atışını hızlı kullandı şimdi Siverek. Şimdi gerçekten yine tehlikeli geldi. İki kişiyi geçmişti. 12 Şubat sporlu oyuncularının şimdi gerçekten yine tehlikeli geldi. İki kişiyi deprem olmuş onu söylesin diyor. Nerede? Burada şimdi. Az önce sallandı ya. Ciddi misin? Evet. Bu arada Kahramanmaraş'ta büyük bir deprem hissedildi. Umarım önemli bir şey yoktur. Az önce sallantıyı biz anlayamadık. Arkadaşlarım beni uyardı şimdi. Bakalım. Bu arada 13 Şubat Spor'da bir penaltı beklentisi vardı. Maçın hakemi oyuna devam dedi adeta. Şimdi 13 Şubat yine gelmek istiyor. Her an her yerde başımıza gelebilir. Artık bununla yaşamayı öğrenmemiz lazım. Geçmiş olsun diliyorum. Veli'nin az önce yapmış olduğu müdahale olmasaydı belki Siverek çok daha net gelebilirdi. Yine tehlikeli bir yerden serbest atış kullanacak Berat'la. Berat içeri doğru baktı, kaldırdı. Kaleci yumrukladı topu. Şimdi uzaklaştırılmaya çalışılan bir top. Kafayla 13 Şubat savunması uzaklaştırmak istedi. Şimdi topun kontrolünü sağladı. Uzun bir top hakeme çarpıyor. Hakem olası bir kontra hata geçti. Hakem gerçekten hakem adına çok şanssız bir pozisyon oldu. Hızlı çıkmaya çalışıyordu 12 Şubat Spor. Belki o top geçse. Mücadele Akif. Savunmada dikkatli. Dönme şansı vermemişti. Şimdi yapılan bir orta. Offside mi? Hayır. Son anda topa müdahale eden bir oyuncu vardı. 13 Şubat Spor. Bir offside beklentisi. Ama maçın hakemi dakikalar 89. Altı pasta topa dokunan bir oyuncu vardı. Offside olması gerekiyor. Da çok da iyi değil. Şimdi kaptırılan bir top Mehmet Akif'in hatasından doğan. Siverek ikinci gol için geliyor. Kaleci inanılmaz kurtardı. Yani Siverek sağlık görevlisi bile doğa gezisine çıkmış gibi gidiyor. Hata doğru. Siverekli oyuncu kafayla indirdi topu. Mehmet Akif'e geldi top. Mehmet Akif topun kontrolünü sağladı. Sol tarafa dönüyor. Sabahattin. Alperen. Alperen'den Veli. Veli'den Alperen'e. Alperen
ortasını yaptı. Kaleye doğru yönelecek mi? Alta gidiyor top. Maç hakemi mücadeleyi bitiren düdüğü çalıyor. Uzatmayı bile doğru düzgün oynatmadı.